İğrenç bir şey. Düşünebiliyor musun ya? İnsanlar 2 saat çalışıp 1 kilo şeker alamıyor bu memlekette ya. O beğenmedikleri, batmış dedikleri o modern dünya. İnsanlar 1 saat çalışıp 1,5 kilo et alıyorlar hanımefendi. Modern dünyada Avrupa'da kilo etin kilosu 6 euro biliyorsunuz herhalde değil mi efendim? Saat ücretleri 12 euro. 1 saat çalıştı mı yani 1,5 kilo et alıyor adam. Ben burada bir gün çalışıyorum, 1,5 2 gün çalışmam lazım ki 1 kilo et alayım. E Geçim anne desen hesabını çalış. sadece onlar yapmıyor, gençler de yapıyor. E anne desen çalışıyor, abiler çalışmıyor, okuyorlar. E şimdi evin geliri 2 milyar kira. E sana 2 milyar kalıyor. E bunun elektriği, suyu var. Geriye kalıyor 1 milyar. E 1 milyarla bir insan aylık nasıl geçinebilir? Fiyatların artışı yani harçlığımı zorluyor. Eve gidiş zor oluyor. Bu ara yani her şey zor gelmeye başladı. Ekonomik koşullarını düşünmek seni mutsuz mu ediyor? Evet. Yani 14-15 yaşındaki gençlerin ise en büyük kaygısı gelecek, mutsuzlukları bundan. Ben rahatça bir şekilde hani ders çalışamıyorum artık, o kadar baskı altındayım ki hani. Ne düşüneceklerini hiç kimse bilmiyor, hangi mesleği yapacaklarını. Ben mesela voleybolcu olmak istiyorum, sporcu olmak istiyordum. Ama şu an hani hiçbir düşüncem yok yani, gelecek kaygım aşırı fazla ve ya bu yaşta ben bunları düşünmek istemiyorum şu an. Kaç yaşındasınız? Ben 14 yaşındayım. 14 yaşındayız ve LGS'ye hazırlanıyoruz şu an. Ya ben avukatlık okumak istiyorum. Ama yani okuyabilirim ama yani kendi sevdiğim işi yaparsam büyük ihtimalle Türkiye'de ileride bir de o zamana göre geçinemeyeceğimi düşünüyorum. Ekmek bile şu an 4 lira 5 lira yani, bir fırına gittiğinizde yani insanın ister istemez psikolojisini bozuyor yani bu durum. Ne tatsız konular, hiç yaşlarına uygun değil ama ne güzel de konuşuyorlar. Daha doğrusu ne güzel ifade ediyorlar kendilerini, dertlerini ortaya koyabiliyorlar. Genci, yaşlısı böyle söylüyor. %42 bir mutlu oran bence Türkiye'nin Ya. bugününde epey de yüksek yani. Şimdi bir mutlu azınlık elbet var ama onların Mutluluk şartlarını kriterini nasıl, düşündüğümüzde ipsos nasıl hesaplamış, o da nasıl ayrı yani. yani işte bir kere çok paran olacak, sen ekonomik durumdan hiç etkilenmiyor olacaksın, iktidarı da çok seviyor olacaksın, yapılan her şey çok güzel diyeceksin, doğru bulacaksın ki mutlu olacaksın, bilmiyorum. Onun da dışı en son söylediğin kızın 14 yaşında. Ya ekmek almaya geliyorsun 5 lira diyor. İnsanın morali bozuluyor. Şimdi 14 yaşında sınava hazırlanıyor. En iyi şeyinde bir ekmeğin şeyini düşünüyor. Tabii. Mutlu olması bekle. Araştırmaların ne kadar sağlıklı olduğunu bilemem ama tablo ortada Çünkü yani. Şuradan aileler çıktığımızda mutlaka insanları görüyoruz ya. Şey yapıyorlar, Suratlar hep asık. yönlendirirken yani şu andaki duruma bakıp gidişata bakıp meslek seçimleriyle ilgili belki bazı yönlendirmeler yapıyorlar. Bu da çocukları mutsuz ediyor olabilir. Onların hayalinde belki başka bir şey var, Tabii. başka bir şey olmuyor. Yol mutsuz ediyor. Bir kadın ne dedi? Ya İstanbul'da mesela bir yerde çalışıyorsun. İki vasıtayla gidiyorsun. Trafik tıkalı, yol tıkalı, metrobüse biniyorsun. Üst üste o iş saatlerinde böyle zor duruyorsun. E o da bir mutsuzluk kaynağı. Eve yorgun geliyorsun. Yani işte geliyorsun yorgun, yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, maraton başlıyor. Nereye? İşe gidiyorum. Haydi koştur işe git. Bir şey, sabahleyin bir yol, akşam bir yol, iş böyle bir şey. Hele işinde de mutlu değilse, işinde sevmiyorsa, mecburen çalışıyorsa, ekmek parası için çalışıyorsa o da bir mutsuzluk. Yani zor ülke olduk Çok maalesef zor oldu giderek ve yani. son 10 yılda böyle olduk. Bu arada şeyi de bunun verisini de görebiliyor. İpsos'unki bir veri. Bir de diğer veri ise Uluslararası İlaç Tedarikçileri yayınlıyor. Diyeceksin ne Ne alaka? alaka? Antidepresan satışları son derece önemli veri oluyor. Ha. 12 milyon kutu satılıyormuş bundan 10 yıl önce antidepresan. Şimdi 56 milyon kutuya çıkmış. Ama onun pandemiyle ilgisi var. Antidepresan abi. Tabii pandemi de mutsuzluğun sebebi oldu ama Şimdi bir şekilde şöyle bir şey, 2021 yılında ben öğrendim, patlamış yani 50 milyon şöyle bir kutunun şey üstüne çıkmış. Öğrendim. Çok zor yazılıyordu bu. Bazı yeşil reçete vardı ya. Yeşil reçeteyle mesela çok zor yazılıyordu. Şimdi yeşil reçeteyle aile hekimleri falan çok rahatlıkça bu antidepresan tabii yazıyorlar. Ama reçetesiz antidepresanlar da var. Bilmiyorum var. Onu. Hayır. Ben bu reçeteyi ben de sordum eskiden hakikaten 40 tane şey yaparlardı, yazmıyorlardı. Bu pandemi nedeniyle çok şey olmuş. Psikolojisi bozuldu çok, millet. Tabii ve yaşlıların çok bozulmuş. E kapattılar abi. Kapattılar işte o yüzden bu aile hekimlerine de bilhassa yaşlılara falan demişler ki şey yazın diye bir kapı aralamışlar. Bir şey geldi. Resmi bir
tebligat değil de ya işte tamam yazın o hele belli bir yaş üstündeyse dediğin gibi ya günde bir saat izin verdiler sokağa çıkma ya. Tabii. Şimdi herhalde bu akşam dizlerini şey diyecek maskelerde için. Kalktı açıklaması yapacak değil mi Sağlık Bakanı? 27'sinde değil mi bilim kurulu? Yok bugün aldılar. Bugün aldılar. Bugün. Ha bugün alındı. Evet bugün evet. Bugün aldı. Erkene çektiler ama ya ne kadar büyük bir hafta sonu çıkar. Hadi neyse çıkamadı. Sırf 65 yaş üstü suçlu muamelesi yapıldılar. Birer saat park izni. Sabah akşam birer saat park izni. Verildi. Evet. O zaman da vaka sayısı 1000'di. Günlük vaka sayısı işte şeydi. Ölüm sayısı 20'ydi, 30'tu, 40'tı. 1000, 1500, 2000 vaka vardı. Bir ara çıktı 100 bin vaka. Değil mi? Bir ara çıktı. Herkes sokakta. Kimsenin umurunda değil böyle. Ama aşı çıktı tabii. Bu mutsuzluğa ilişkin belki şey diye düşünüyor olabilirler. Bence öyle değil. Yani sadece ekonomik sebebi. Şimdi vatandaşa sorduğun zaman ilk aklına gelen tabii mutsuzluk kaynağı olarak ekonomi. Gençlere sorduğun zaman da mesela ekonomik krizden bahsediyorlar. Genç derken çocuk demek belki daha doğru olur. 13-14 yaşında insanlar geleceğine ilişkin kaygılı. Halbuki hiç bunları düşünmemeleri gerekirdi. Ben sadece ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Ya burada başka bir toplumsal bunalım var. Evet. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Mesela var çevremde arkadaşlarım bayağı böyle yüksek lisans yapmış. Geliri parası pulu da orta sınıf standartlarda yaşayabilecek durumda insanlar. Kanada'ya nitelikli iltica başvurusunda bulunuyorlar. Orada yaşamak için. Yani orada bir aynı mesleği orada yürütmek için. Sebepleri ekonomik mi? Konuştuğum zaman sadece ekonomik değil. Artık bir küsme var. Bir duygu azalması var. Aidiyet duygusu. Aidiyet duygusunu kapatmış durumda. Çünkü bakın sabahtan akşama kadar hakaret ediliyorsunuz. Sabahtan akşama kadar kendi değerleriniz aşağılanıyor. Ramazan'da oruç tutmuyor, muteber insan olmuyorsunuz. İçki içiyorsunuz, muteber insan olmuyorsunuz. Bir konsere gidin kardeşim, ayyaş deniyor falan. Ve bir trafiğe çıkıyorsunuz, muazzam bir kabalık, muazzam bir görgüsüzlük, magandalar bir yanda. Bir yol verme kafana bir yol verme, herkes bir sinirli. Ya vatandaş diyor ki genç insanlar ben bunu çekmeye mi geldim bu dünyaya diyor ya. Bunu çekmeye mi geldim? Bir kere yaşıyorum diyor ya. Haber dinlemek, izlemek istemiyor. İstemiyor, sürekli gerilim siyasette her geçen gün artan ve baskılar. Bir yandan Türkiye'nin en kötü ekonomik krizini yaşanıyor. Ve bir yandan da diyor ki bu vatandaş ulan diyor memleketin en kötü ekonomik bunalımı yaşanıyor. Hala da bir şekilde iktidarı savunan bir memleket. Bu memlekette %30-35'lik bir kitle var. Artık küsmüş durumda. Ben arada sırada bunu söylüyorum. Yavuz Çetin bizim aramıza genç yaşta veda eden rockstar intihar etmişti. Müzisyen intiharları da çok gündemde olduğu için onun şarkısıydı. Yaşamak istemem artık aranızda diye böyle popüler de bir şarkı yapmıştı. Çok da duygu dolu bir şarkıydı. O şarkıdaki duyguyu yaşıyor gençler. Yani şey değil. Tabii. Ekonomi ya bugün kötü yarın düzelir. Tamam ama topluma ülkenin, küsüyor. Bakın ülkenin çok daha gidişinden hoşnut değil. Çok daha tehlikeli bir şey. Rotası kötü. Rotası çok kötü. Ak gençlik gayet mutlu. Öyle mi? Yok canım. Evet, görünüşe göre öyle. Şimdi Ak Gençlik Ocakları bir dernek. Kırmızı plakalı, çakarlı arabalarla geziyorlar. Valilerle, emniyet müdürleriyle pek rahat görüşüyorlar. CHP'li Murat Emir, Ak Gençlik Ocakları'nı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iktidarın paramiliter gücü izlenimi veren bu örgütle ilgili bir denetiminiz var mı diye sordu. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza daha iyi, daha güçlü hizmet verebilmek için Ak Gençlik Ocakları'nı kurmuş bulunmaktayız. Ve sanki iktidarın bir paramiliter gücüymüş izlenim veren bir örgütten bahsediyoruz. CHP'li Murat Bakan, Ak Gençlik Ocağı adlı yapıdan söz ediyor. Daha önce de sosyal medyada lüks makam aracındaki plakayla gündeme gelmişti. Bakanların ve Cumhurbaşkanı'nın kullandığı kırmızı plakayı kullanan, o plakaya bir Cumhurbaşkanlığı forsu koyan, arabasında çakar taşıyan... Kırmızı renkli plakada Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı yazıyor. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakarı da var. Bu isimle bir siyasi partinin iktidarın bir uzantısı izlenimi uyandıran, çektiği videolarda, fotoğraflarda siyasi parti genel merkezleri önünde fotoğraf veren, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, milletvekillerini ziyaret eden, yaptığı konuşmalarda bize ölüm güzel, bize işkence güzel, bize cezaevi güzel diyen bir dernekten bahsediyoruz. Ak Gençlik Ocakları meclis gündeminde. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bu konuyla ilgili yaptığınız bir denetim var mı? Bunların para kaynağı, finans kaynağı nedir? Kaç tane üyesi vardır? Ne işe yararlar? Bu organizasyonla ilgili bugüne kadar yaptığınız bir araştırma, soruşturma, denetim var mıdır? Sorduk. Murat Bakan'a göre üst düzey devlet görevlilerini ziyaret ediyorlar. Diğer taraftan ne idüğü belirsiz insanlar kırmızı plakalı araçlar, çakarlarla valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini ziyaret ediyor. Ocağın genel başkanı Barış Çiftçi'nin sosyal medya hesabında polislerle çekilmiş fotoğrafları var. Çiftçi 15 yıldır AKP içinde siyaset yaptığını belirtiyor. Kendini ocağın web sitesinde kefenini giyen liderin askeri olarak tanımlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, önderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedefimizde durmak yok, yola devam diyoruz. Siteye göre derneğin 6000 üyesi var. Derneğin İstanbul, Şırnak ve Diyarbakır'da şubeleri bulunuyor. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Korkunç olan, ya işkence, korkutulan ne biliyor musun? Endişe duyulan. Bu ekibin, bu Ak Gençliklerinden ekip hep konuşuluyor. Seçim günü sokağa çıkmaları. Seçim Sezen günü sandıklara basmaları, sandıklarda kavgalar çıkarmaları. Kaybettikleri sandıklarda... Evet, korku bu. Tabii ki yani böyle konuşuluyorsa kaybedilen sandıkları kırmaları orada bir grup çıkmıştı orada. Hatırlıyor musunuz? Sizin Aksu linç girişimi sırasında adı neydi o ismini? Öyle bir yapı vardı. Ne uçak? Yine bir şeydi. AKP'ye bağlı işte kendini öyle ifade eden, aynen, konumlandırmış böyle polis çevirmesinde falan bile polise kafa tutan tiplerdi bunlar. Peki bunlar da acaba sonra böyle örgütler de? Onlar da var. Hayır böyle ayrı onlar şey ayrı, acaba? Bunlar ayrı herhalde bir yığın böyle örgütler bunlara var. Bunlara sorulan şey. Bunlar devlet pohpohladıkları. Bunlar sen benim kim olduğumu biliyor musun ekibi. Sayfa bunlar. Bunlar sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yatarım çıkarım ne var? Devlet yalakasıdır da devlet falan tanımaz bunlar. Bunların dal kabukluğu meşhurdur. Devletimiz çok güzel, milletimiz çok güzel ama polisle karşı karşıya geldikleri zaman bir dakika sen benim kim olduğumu biliyor musun diye böyle dayanırlar. Tabii yoksul gençler özellikle mutsuzlaştırılmış gençler de sınıf atlama hayali tümüyle elinden alınmış insanlar için de bu tip yerler, bu tip yerler bir şekilde şey oluyor, çağrı cazip, oluyor. Cazip buluyor. Cazip şey için bir yer buluyor kendini toplumda böyle bir mafya örgütüne güç. Tabii canım girdi.